annem yapardı. Babam çalışanlarla serviste. Yani bayağı kocaman bir aileydik biz. Sen ne yapıyordun bu arada? Ben bu masaların arasında koşturuyordum. Bazen gece çok geç olurdu, eve gidemezdik. Bu sandalyeleri birleştirdi annem, böyle üstüne uyurdu. Vicdan azabıyla anlatırdı sonra. Ne yapsın? Çalışmak zorunda. O kadar neşelilerdi ki. O kadar güzel insanlardı ki. Onların yanında mutsuz olmak imkansızdı. Bazen o kadar eksikliklerini hissediyorum ki. Ağla. Sıkma kendini, ağla. Bırak, aksın gözyaşları. Aksın. Benim annemle babam gittikten sonra arkamda kimse olmadı. Bundan sonra ben senin yanındayım. Ama ağlaman için, mutsuz olman için değil. Mutlu olman için. Süpermen. Burası benim evim. Sana bakınca, seni koklayınca, seni görünce bir şey hissediyordum ben. Adını koyamıyordum. Ama şimdi biliyorum. Burası benim evim. Dünyanın neresinde olursak olalım, sen benim yanımda olduğun sürece benim evim benim yanımda olacak. Bu evin tek sahibi sensin. Annenle çok iyi başlamadık ama sevginin açamayacağı bir kapı yok bence. Elimden gelen her şeyi yapacağım ben annenle iyi geçinmek için. Biliyorum. Sana güveniyorum. Abi yapma ya. Rahmet beni hatırla ki. Sensiz geçsin.
Beni hiç bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Hiç. Sana her baktığımda aynı adamı göreceğim ben değil mi? Nasıl biriyim şu adam? Aşık olduğun adam mı? Hı hı. Bana her baktığında sanki bir daha aşık oluyormuş gibi olan biri. Yanında hiç korkmadığım biri. Çocuk olmaktan, hata yapmaktan hiç korkmadığım biri. İşte öyle biri benim sevgilim. Söz ver. Söz ver. Beni hiç bırakıp gitmeyeceğine söz ver. Söz sevgilim. Söz.